konuğumuz her cuma sabahı olduğu gibi Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Kendisiyle bugün beyin kimyası bozan 5 duyguyu konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan, günaydın, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Güray Bey. Sağ olun. Çok şükür. Tabii çok ayrıntılı bir konu ama biz kısa bir zamana özetlemeye çalışacağız. Beyin kimyasını bozan 5 duyguyu konuşacağız. Duygularımız bizi nasıl yönlendiriyor acaba? Tabii yani bu 1990'lı yıllarda psikolojide bir devrim yaşandı. Hatta Descartes'in Yanılgısı diye bir kitap yazdı, sinir bilimci. Sinir bilim damar suyu yazdı. O kitapta her şeyi akıl olarak kabul ediyordu. Tek insanın karar vermesinde tek aktör akıldır diye düşünüyordu. Ondan sonra şu çıktı: akıl değil, duygular da insanın karar vermesinde etkili. Hatta bununla ilgili insanın yatırım yaparken satın alma davranışında yahut da çok zeki kimseler bazen çok aptalca şeyler yapıyorlar. Ve insanların yatırım yaparken daha çok böyle kar zarara göre değil de takdir övgü onaya göre yöneliyorlar. Güven duygusu hissettikleri alanda yöneliyorlar. Evlenirken mesela sevgi ve güvenle evleniyorlar. Yani bu gibi durumlar nedeniyle işte böyle bu zihinsel tuzaklarla ilgili bir psikolog davranış iktisadıyla ilgili 2000'li yıllarda Kahneman kitap yazdı. Nobel aldı daha sonra bununla ilgili. Bu işte duyguların aslında karar verme mekanizmalarında önemli olduğu, yani insan homo economicus olmadığı, yani sadece bir ekonomik bir varlık olmadığı kapital sistemin tezine göre insan psikolojik bir varlık olduğu, homo psikolojikus olduğu, hatta şimdi homo neuropsikolojikus insan, yani beyindeki altyapıya göre karar verirse doğasına, bir biyolojik doğasına göre karar vermiş olur. Yani bizim Anadolu'da fıtrat dedikleri, doğasına göre karar vermiş olur, daha az hata yapar. Onu da karar verirken göz önüne alalım. Yani genetik altyapımızı, yani sosyal ihtiyaçlarımızı, duygusal ihtiyaçlarımızı ve yani çıkar hesaplarımızı hepsini aynı anda karar vermek gerekir. Bütün bunlar insanın şeyi tabii, duygular, yani duyguları yönetmeyi öğrenmek gerekiyor. Duygular doğuştan öğrenilmiyor. Yani insan sonsuz iyi ve sonsuz kötü duygulara göre, hepimizin içinde iyicil bir parça da var, kötücül bir parça da var. İyicil duygular da üretiyor, kötücül duygular da üretiyor. Buna göre biz karar seçiyoruz. Yani aslında her dakika bir seçim bizim için. Her karar bir seçim, tercih. Ve bu şekilde hayatımız ilerliyor. Bu nedenle biz duyguları yönetmek gerekiyor. Ne olumlu duygular var, olumsuz duygular var. İkisini de birlikte yönetmek gerekiyor. Bu da bir beceri, yetenek değil. Yani sonradan öğreniliyor. Evet. Kişi bu konuya yatırım yapması lazım. Bu şekilde öğrenebiliyor. Evet. Yani burada sizin sorunuz varsa daha şey tabii olabilir tabii. Bu olumlu ve olumsuz duygular arasındaki geçiş de çok önemli. Beynimizde etkileri nasıl acaba, işleyişi? Çünkü çok farklı da tabii duygular var. Kin, tabii, öfke, korku, kıskançlık, düşmanlık, bunlar daha çok olumsuz tabii duygular. Bu duygular beynimizi nasıl etkiliyor? Olumlular nasıl etkiliyor? Etkiliyor. Şimdi o yani hatta o 5 olumsuz duygu var ki mahşerin 5 atlısı ya da karanlığın 5 karanlık beşli de deniyor. O duygu kin, öfke, nefret, kıskançlık, düşmanlık. Şimdi bir duygu, bu duygu ayet insani duygular bunlar. Yani bir olay olduğu zaman, bir engellendiğimiz zaman, bir haksızlığa uğradığımız zaman bu duyguları bazı kıskançlık, bazıları da öfke, bazıları nefret, bazıları düşmanlık hissederiz. Bunu hissettiğimiz zaman o duygular bir şeydir. Şu anda vahşi bir attır. O vahşi atı yönetmek gerekiyor. Vahşi atı yönetebilirsek o duygular bizi hedefimize götürür. Yönetemezsek at patron benim der, sizi istediği yöne götürür, hata yaptırır.
Bunu bu duygular yönetmek gerekiyor. Bu duygular beyinde o bir öfke anında, stres anında salgılanıyor. Bu duyguların sonucunda beynimiz savaş veya kaç tepkisi veriyor. Savaş tepkisi verirse işte beyin komut veriyor. Tehdit var, tehlike var diyor. Savaş tepkisi verdiği zaman damarlar büzülüyor. Damar direnci artıyor, tansiyon yükseliyor. Mide bağırsak spazm oluyor, sindirimi öteliyor o anda, tehlike var diyor. Büyüme hormonu yavaşlatıyor o anda, tehlike var diye. Yani bir ülkede savaş olduğu zaman nasıl işte eğlence yerleri vesaire her şey ikinci plana atılır. Evet. Bunun gibi vücut savaş ama bazı durumlarda kaç tepkisi veriyor. Yani kişi tehdide karşı mücadele edemeyeceğine verirse düşüp bayılıveriyor mesela. Aniden. Kaç tepkisi. O savaş ve kaç tepkisi. Bu kişinin şeye o duygulara yüklediği anlamla ilgili. Yani duygulara bakış açımızla ilgili. Bu da öğrenilen bir şeydir. Kişi bu duyguları yaşayacak çocukluğundan beri. Bu duygulara karşı annesi nasıl tepki veriyor, babası nasıl tepki veriyor ve burada doğrular nelerdir bunu öğreniyor. Mesela öfke kontrolü eğitimini öğreniyor burada. Bunları öğrendiği zaman da o öfkenin gelmesi, kıskançlığın olması şey değil. İnsani bir duygu, doğal bir şey olacak onlar. Tabii. Olduktan sonra yani o duyguların bize zararı, yani olumsuz etkisi %20'yi geçmez. Ama %80 bizim o duygulara karşı verdiğimiz tepkidir. Bize olumluya veya olumsuza götürecek. Peki olumluya tepki verdiğimiz zaman nasıl? Bu sempatik sinir sistemi var. Bu duygular olduğu zaman o harekete geçiyor. Sempatik aktivasyon diyoruz. İşte bu işte omuz boyun bel sırt kasları kaslıyor. Vücut geriliyor böyle. Göz bebekleri büyüyor. Hatta beyne giden oksijen de artıyor mesela. Dikkat artıyor o anda. Şimdi bu birkaç saat sürerse vücut bunu hemen tolere ediyor yedeklerle. Hatta kana hemen şeker pompalanıyor. Kan şekeri yükseliyor. Vücudun ihtiyacı var enerjiye diye. Savaş olduğu için. Bunlar yapılıyor. Bu birkaç saat içinde tehlike geçti. Parasempatik sinir sistemini devreye koymamız lazım böyle durumlarda. Parasempatik sinir sistemi nedir? Tehlike geçti. Gevşe, rahatla diyen vagus denilen vücudun en uzun siniridir vagus siniri. Sempatik sinir sisteminin ana siniridir. O da ne yapıyor? İşte gevşe, rahatla, tehlike geçti diye böyle yani mesela öz şefkat, böyle huzur, neşe, sevinç, ümit gibi olumlu duygular varsa kişide parasempatik sinir sistemi çalışıyor. Beyindeki asit özellikli kimyasalları siliyor, azaltıyor. Birkaç saat diyeyim bir zarar olmuyor vücuda ama bu kronik stresi devamlı varsa, devamlı adam tetikteyse, devamlı kişi böyle agresifse bu artık organlarda hasar başlıyor. Genç yaşta kalp krizinden öldü dediğimiz kişilerin çoğuna bakıyorsunuz hep böyle tetikte gergin kişiler. Hatta evet, bunun maalesef. Şeyde fark edilmiş bir kardiyolog ilk defa görüyor bunu Amerika'da. Kardiyolog bakıyor bir kadın doğumcu arkadaşın muayenehanesine gitmiş. Koltuklar pırıl pırıl. Kendi ofisinde bekleme koltukları hep kenarlara oyulmuş böyle. Deriniyor, sık sık değiştiriyor. Yani niye senin hastalar böyle şeyde o yapıyor da benim hastalar yapıyor diye meraklı araştırıyor. Bakıyor ki onun kalp için gelen hastaların hepsi kaygılı. Ne olacak? Kaç kız geçecek mi? Ölecek mi? Diye öyle olunca ya kıpır kıpır bir şeyleri şey yapıyorlar böyle zarar şey yap oynuyorlar. Bu bakıyor ki bu kişiler işte aceleci, sabırsız, sonunu düşünmeden hareket eder böyle yani duygularını yönetmeyi başaramayan kişiler. Duygu yönetimi kavramı ondan sonra çıktı. A tipi kişi deniyor buna. Diğeri de B tipi kişi. Bunlar stres altında soğukkanlı kalabiliyor. Yani yerinde ve zamanda tepki verebiliyor. Böyle ani pervasız hareketleri de olmuyor. Trafikte falan rahat araba kullanıyor. Ve A tipi kişiler trafikte de hiç ben unutmam bir gün böyle bir kişi geldi. Trafikte nasıl dedim böyle. Başın derde girdi mi? Çok iyi kullanıyor. Eşi de dedi ki ya dedi ya, trafik poliçeni iptal ettiler ya sık sık kaza yaptığın için dedi. Niye söylemiyorsun? Dedi, farkında değil. Yani böyle insan bazı durumda böyle olduğunun farkında değil. Savunucu davranabiliyor. İnsan o zaman da düzelemiyor tabii. Bunun hiç şeyi öz farkındalık. Ondan sonra
işte öz şefkat dediğimiz kendine barışık olmak var. Sonra ümidi kaybetmemek var. Böyle durumlarda olayları olumsuz yönünde algılayacak, olumlu yönünde algılayacak. Gerekli planı, bir problem çözme yöntemini geliştirdikten sonra olumluya hedefleyerek yoluna ilerleyecek. Böyle durumlarda bu kişi stres yönetimini yapabilen kişilerdir. Olumsuz duyguların gelmesinin hiçbir sakıncası yok bu kişilerde. Yani olumsuz duygu hiç gelmesin, ben hiç kıskanmayayım diyorsa bu şey yani gerçekçi değil. Hoş olurdu ama mümkün değil. Hatta biz kıskançlığı şeye benzetiyoruz böyle, yani nükleer enerjiye. Nükleer enerjiyi yani iyi yönde kullanırsa bir şehri aydınlatır. Kötü yönde kullanırsa bomba olur. Doğru. Bu nedenle yani bu nükleer enerji gibi içimizde bu enerji var. Onu olan iyi yönde kullanabilmek. Yani kıskançlık zaten insana en çok hata yaptıran duygudur. Yani duygudur. Kıskanç olan kimse de zihinsel körlük oluyor. Hatasını görmüyor. Mesela bir kıskançlık var, bir de haset var. Kıskançlık ikisini görür. Onda var. Kendisinde yok. Bende de olsun ister. Bende olsun diye hedefini, kendi hedefini belirler. Ama haset olan kimse bende var, onda da var, onda olmasın deyip barışçıl olmayan bir kıskançlık yapar. Kelime takar, oyununu bozar. İşini sabote eder iş yerlerinde. Çok olur. Endüstri psikolojisinde önemli bu. Ve bu tarz kişiler şey yaparlar. Yani bunlar haset tarzında kıskanır. Bir müddet şey yapıldığı zaman tabii bu kişi davranışlar anlaşıldığı zaman yani insanların ona güveni zayıfla böyle durumlarda. Yani burada genellikle çocukluk çağında kıyaslanarak büyütülen çocuklarda bu kıskançlık çok oluyor. Mesela bir çocuk, bak filanca bir amcanın oğlu ne güzel okuyor, bak dayının oğlu ne güzel okuyor, sen niye tembelsin dediği zaman, onunla kıyasladığı zaman kendini kötü hissederek motive etmeye çalışır. Halbuki onu motive ederken onu kötü hissederek motive etmek değil de ona bir hedef koyup onunla motive etmek. Başkası kıyasladığı zaman bir kimsenin özgüveni kırılıyor. Yani kendine böyle inferiorite duygusu dediğimiz eksiklik, aşağılık duygusu oluyor. Halbuki yeteneklerini ya başarılı olmak için ne yapalım, hadi plan yapalım, oturalım dediğim zaman bir hedef koydum. Kendimiz için de geçerli bu. Yani kendimize böyle başkasını kıskanıp böyle şey yapmak yerine, hatta Shakespeare'in bir sözü var. Kıskançlığa yeşil gözlü canavar diyor. Yani böyle şey yapmış yani çok insanın hayatında böyle ciddi cinayetlere bile sebep olabilecek şey diye bir duygudur bu. Yani insanın doğasında var. Ben kıskanç değilim diyen insan yalan söylüyor. İnanmayın. Yani o kıskançlığı yok sayıyor, reddediyor. Mümkün değil insan. Çünkü ya bununla bu duygular şey, yani genetik olarak yaratmıştan var bu duygular. O duygu insanın sınavını yapan, insanın sınavı sokan duygular. Kin, öfke, neşe, nefret, düşmanlık. Bu duyguları yönetebilirse kişiye enerjiye dönüşüyor. Yani bu nedenle yani bu negatif duyguları düşman gibi görmeyelim. Sadece bir yönetilmesi gereken bir negatif enerji değil, pozitif enerji haline nasıl çeviririm diye buna odaklanması kişinin işe yarar. Çünkü asit özellikle kimyasallar salgılıyor bu beş şeyde, mahşerin beş atlısı dediğimiz bu duygular gerçekten şey vardır. Yani mesela bir iş adamı şey, daha doğrusu altın üreticisi, sarraf, yani çok kıymetli bir altını arıyor, düşürmüş, arıyor. Bir saat geçiyor, bulamıyor. İki saat geçiyor, bulamıyor. Hiçbir kalp hastalığı, hiçbir şey yokken pat diye kalp krizinden ölüyor. Literatüre gelmiş. Ya bu niye öldü derken bakıyorsunuz artık bulamayacağıyla ilgili kanaat gelince yani çok böyle yaşam sebebim yok oldu gibi düşünüyor. Yani o derece değer vermiş ki o şeye, diyelim onu cevhere, yaşam sebebim yok oldu diye bu derece beyin stres hormonu salgılıyor, damarı tıkıyor, o da pat diye ölüyor kişi. Böyle durumlarda bütün bunlar yani gerçekten bu duygular şey yani insanı için şey duygular, yani
böyle yönetilmesi gereken duygular diyebiliriz olarak. Mesela olumlu duyguları nasıl üreteceğiz peki böyle durumlarda? Olumlu duygular üretmek, mesela sevgiyi üretmek, ümit duygusunu üretmek, olumsuz duygular geldikten sonra bu ikisi de şeydir, sermayedir. Psikolojik sermayemiz. Bir tehlikeli, zararlı olabilecek duygular, bu faydalı olabilecek duygular. Akıllı insan ne yapar? Şeyini sermayesinde, psikolojik sermayesinde olumlu olan duyguları artırmaya çalışır. Olumlu duyguları artırmaya çalışır ve o arttığı zaman o duygular onun kişiliğinde o duygular hakim olur. Bu parasempatik sinir sistemi, yani böyle sakin, soğukkanlı, yanına gelen huzur olan kişiler vardır böyle. Yani şu, o kişiler parasempatik sinir sistemi daha çok onun kullanma becerisini geliştirmiş. Parasempatik, hatta parasempatik sinir sistemini biz şu anda kullanamayan kişilere nervus vagus stimülasyonu diye bir cihaz geliştirildi. Cilt altına yerleştiriliyor ve vagus sinirine implant yapılıyor. Epilepsi ve depresyonda %50'nin üzerinde sonuç var. FDA onayladı. Ama şu anda yeni versiyonlar çıktı onun. Vagus sinirini ameliyatsız bir şekilde, yani cerrahi müdahale yapmadan, yani kulaktaki vagus sinirinin ucuna uyararak beyindeki parasempatik sinir sistemini harekete geçiriliyor. Yani böyle çeşitli mikrostimülasyon dediğimiz mikro uyarım tedavileri bunlar. Bu mikro uyarım tedavileriyle kişinin yapamadığını %50 beyni uyarıyoruz. %50'ye de kişiye terapiyle şey öğretiyoruz. Stres yönetimi, yani bir gevşeme egzersizleri, mesela bununla ilgili rahatlama egzersizleri, yani böyle hatta nefes almayı bile bilmesi lazım. Süremizin sonuna geldik herhalde. Onu da öğret, yani bir şey yapayım ben. Mesela tabii ki, buyurun. Sinirler gergin, negatif duygular hakim. Hemen ev hanımısınız, mesela iş yerindesiniz. Şöyle yapın. Hemen ayaklarınızı uzatın. Ellerinizi, sağ elinizi kalbinize, sol elinizi karnınıza koyun. Şöyle derin nefes alın. 1, 2, 3, 4 diyecek kadar nefes alın. 5, 6 diyecek kadar tut. 5, 6, 7, 8 diyecek kadar tutun. 9, 10 diyecek kadar verin. Yani yavaş alın, hızlı verin ve tutun. Bunu 5-6 defa yapın. Çok fazla yaparsanız kanda oksijen fazla, karbondioksit düşer, baş dönmesi olur. 5-6 defa yapın, bu beyne giden oksijeni artırdığı için vücut bir anda gevşiyor. Ama bunu yaparken aynı zamanda zihninizi bazı, yani o kişi için rahatlatan bir olaya, bir konuya, mesela bir neresi onun için hoşuna gidiyorsa, o onu imajine edecek, hayal edecek. Onu hayal edecek. O anda stresi, konuyu değiştirecek. Otojenik training deniyor bu. Kaslarını gevşetecek ve aynı zamanda da zihnini, ilgi odağını değiştirecek zihninde. Bunu 15-20 dakika yapabilse, 5 dakika bile yapması çok iyi. Yapsa emin olun vücut toksinlerini atıyor o anda. Yani asit özellikli kimyasalların birikimini atıyor. Ondan sonra daha sağlıklı karar veriyorsunuz. Bu şeydir. Ve bizim kullandığımız şey, yani otojenik training dediğimiz kendi kendini gevşetme teknikleri. Terapide öğretiliyor bu şeyleri hastalara. Hatta onun biraz daha stres yönetiminde bazı kişiler hani kolay inanmıyorlar. Elektrot bağlıyoruz. Böyle kalp, yani beyne, beyin dalgalarına bağlatıyoruz. Sonra şeylere, cilt ısısı, cilt direnci, kalp atım sayısı, nefes sıklığına bakıyoruz. Ekranda görüyor onları. Mesela beyinde alfa dalgayı üretmeyi öğretiyoruz. Alfa dalga da beynin en böyle rahatlama, böyle huzur dalgası da denebilir. Bu kişilerde beta üretiyor. Devamlı savaş dalgası üretiyor beyin. Alfa dalgasının en güzel kedilerde tespit edilmiş bu. Kediler böyle vücut gevşek bekliyor. Fakat dikkat açık böyle. Avarıyor. Ama vücut gevşek. Saatlerce durur kediler o pozisyonda. Kedi beyindeki o anda kediler alfa dalgası üretiyorlar. Yani vücut gevşek ama dikkat devam ediyor. Yani insan bunu beynine öğrettiği an kendini yönetmeyi öğreniyor. İşte zor değil bu. Bu nedenle bunları işte alfa, beyni alfa pozisyonuna getirmek.
bütün terapide bizim nörobiyofeedback tedavisi var. Orada bunu öğretiyoruz kişiye. Tabii bunu herkes öğrenemiyor. Biraz entelektüel seviyesi iyi olanlar daha çabuk öğreniyorlar. Onun için stres yönetiminde de böyle bir yani nörobilimden yardım da alınıyor. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Beyin kimyamızı bozan 5 duyguyu konuştuk. Sonrasında tabii iyi örneklerle, güzel duyularla ve onların nasıl sağlarızı da konuşmuş olduk. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tarhan katıldığınız Rica ederim, için. Rica ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, kolay gelsin. Başarılar Rica efendim. Rica ederim. Hoşçakalın.